Herkese merhaba. Bugün HP Enterprise'dan Musa abi bizlerle. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Herkese merhaba. Şimdi Türkiye pazarı, HP Enterprise, işte SAP, SUSE gibi kavramları böyle yan yana getirdiğinizde bu işte HP artı SAP artı SUSE eşittir Musa çıkıyor. Musa çıkıyor. Yani zaten Musa abi tanıyanlar eminim ki aktif çalışmış olanlar hem HP Enterprise hem sektörde eski olduğu için ama biliyorlardı. Ben çok anlatmayacağım zaten kendisine. Ama tanıdık bir yüz, özellikle konu özelinde tanıdık bir yüzü ağırladık. Kendisinin zaten ilk webinarı da değil. Bundan önce de yine bizlerle beraberdi sağ olsun. Bizleri kırmıyor. Bilgi ve birikimlerini paylaşıyor. Güzel bir konu. Bugünkü konumuz Superdome Flex 280. Aslında spesifik bir ürün anlatıyor olacağız. Bu konuda da Musa abi güzel bir sunum hazırladı. Sağ olsun kendisinden de rica etti. Önceden abi dedim hani canlı yayında dedim en azından senin karşında ben de hazırlıklı olayım diye biraz çalışmak adına. Sağ olsun ki sunumu da gönderdi. Çok keyifli bir sunum bizi bekliyor. Ben sözü daha fazla uzatmayıp sözü Musa abime bırakıyorum. Abim kolaylıklar diliyorum. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Güzel paylaşımların için. Merhaba arkadaşlar, günaydınlar herkese. Ben bu pandemi dönemini Sapanca'da geçiriyorum. Burada hava güzel, İstanbul trafiği yok, karmaşa yok. Onun için rahat bir çalışma ortamı oluyor. Bugün sizlere HP'nin çok yakında duyurduğu yeni bir üründen bahsediyor olacağız. Biliyorsunuz bugünlerde her şey sunum, her konuşma dijital transformasyon diye başlıyor. Biz aslında dijital transformasyon dediğimiz şey bence IT transformasyonun ta kendisi. Çünkü IT transformu olmadan iş birimlerinin dijital tamamlamaları çok da mümkün gözükmüyor. Çünkü bugün iş birimleri her ne yapabiliyorlarsa, her neyi dönüştürebiliyorsa bunu IT'de sağlanan altyapılar ve becerilerle sağlanabiliyorlar. Bugün anlatacağımız ürün de buna katkı sağlayacağını düşündüğümüz ve HP'nin iki ürün segmenti arasındaki bir boşluğu dolduracağını düşündüğümüz bir ürün. Superdome Flex 280 diyoruz bunun adına. Superdome Flex'i eminim bilenler vardır. Daha önce bununla ilgili de bir sunum yapmıştık diye hatırlıyorum. Bugünkü bahsedeceğimiz Superdome Flex 280 ürünü Superdome Flex ailesine yeni kattığımız boyut olarak Superdome Flex'in daha bir küçüğü diye adlandırabileceğimiz bir ürün. Sunumda değiştirmedim. Small and medium size diyor. Ama hani small demek biraz şey kaçacak böyle bir ürüne. Özellikle Türkiye ölçeğinde baktığımız zaman ben hani medium ve large accountlara, iş yüklerine göre kullanacağını düşündüğüm bir üründen bahsediyoruz. Temel hedeflediği iş yükleri SAP HANA, Oracle veri tabanı, MS SQL veri tabanı gibi veri tabanları ya da işte gerçek zamanlı analiz amaçlı yapılacak çalışmalar, yapay zeka ya da IoT tarafında çok büyük verilerin çok hızlı bir şekilde işlenmesine yönelik işlevler diyebiliriz. High performance computing tarafında gerek kendi başına çalışabileceği gibi gerek büyük klasların içerisinde Node Rack'ta konumlandırabileceğimiz bir ürün. Ve de çok iyi bildiğiniz HP'nin DL500 serisi 4 soket ürünlerinde tamamlayan bir ürün diye konumlandırıyoruz. Biliyorsunuz DL500 serisi ürünler 4 sokete kadar büyüyebilen ürünlerdi. Burada bahsedeceğimiz ürün ise 8 sokete kadar büyüyebilen bir ürün. Demin bahsetmiştim. Superdome ailesini genişletiyoruz Superdome Flex 280 ile beraber. Hani bir hatırlatma açısından Superdome Flex nedir diye baktığımızda Superdome Flex HP'nin RIS tabanlı sistemlerden 86 dönüşü amaçlı olarak Superdome X'i arkasından Superdome Flex geldi. Intel işlemci mimarisinin değişmesiyle beraber. Superdome Flex 4 işlemciden 32 işlemciye kadar büyüyebilen, 48 TB memoriye kadar büyüyebilen, çok yüksek RAS özellikleri, availability, reliability özellikleri olan bir ürünümüzdü.
işlemci ailesinin çok güçlenmesiyle beraber Intel tarafında, x86 tarafında 32'ye kadar büyüyebilen iş yükleri nadir olmaya başlandı. Öyle olunca da HP Superdome Flex adı 280 adıyla iki işlemci büyüyebilen 24 kadar memory takabildiğiniz yine biraz özelliği birebir Superdome Flex'ten alan bir ara ürün olarak bu ürünü duyurdu. Özellikle bunun çıkarılma nedeni Intel biliyorsunuz geçen Haziran ayında Cooper Lake diye bir yeni işlemci duyurdu. Birazdan bu Cooper Lake ürünlerinden bahsedeceğim. Superdome Flex tamamıyla Cooper Lake işlemcileri baz alarak onların üzerinde çalışacak olan bir mimari olacak. Dediğim gibi SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL Server, yapay zeka iş yükleri için konumlandırıyor olacağız. Superdome Flex ailesine Superdome Flex 280 olarak katılıyor. Nereye konumlandırıyoruz diye baktığımız zaman da işte L500 serisi ürünlerin bir tamamlayıcısı gibi düşünebiliriz. Hem Superdome Flex ailesinin iş kritik özelliklerini barındırıyor. Hem de DL560 ve 580 ürünlerinin bir tamamlanan ürünü gibi düşünebilirsiniz. İşte DL560 ve 580'in geçmişine şöyle bir bakarsak, niye böyle iki ürün vardı diye. Biliyorsunuz Intel Xeon işlemcilerde Skylake ürün ailesine kadar E5 ve E7 ayrımı vardı iş işlemciler arasında. İşte E5'ler RAS özellikleri daha düşük, memori kapasitesi daha düşük ürünlerdi. E7 serisi işlemciler ise çift memori kontrol olması nedeniyle daha fazla memori takabildiğimiz ürünlerdi. Yani DL580 işte 48-96 tane memori slotu varken DL560'ın 48 tane memori slotu vardı. Temel olarak baktığımızda en büyük farklar buydu. Bir de E5 ve E7 işlemciler vardı. Ama Xeon'la beraber Xeon serisi Skylake işlemci ve Cascade Lake işlemciyle beraber aslında DL560 ile 580'in hemen hemen hiçbir farkı kalmadı. İşlemci ve memori açısından baktığınızda. Çünkü Intel Skylake ürün ailesiyle beraber memori kanal sayısını 6'ya 3'e indirdi. 6'ya indirdi ve maksimum 12 slotlu hale geldi. Öyle olunca DL580 de doğal olarak 48 slota indi memori anlamında toplam. Tek farkı birisi 2 uyudu, birisi 4 uyudu. İşte birinde 8 tane soru diyor. Biraz da takabiliyorsunuz D580'in üzerine. Bunun dışında bir farkı kalmamıştı. Son 2,5-3 yıldaya baktığımız zaman buradaki de Superdome Flex 280'i DL580'in devamı gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü DL580 şu anda kullanılan Cascade Lake işlemcilerden sonra artık refresh olmayacak. Bu işlemcilerle beraber ömrünü tamamlıyor olacak ve Superdome Flex 280 ile 4 soketle daha üzerine büyüyebilir bir yapıyla daha da gelişmiş özellikleriyle biraz sonra bahsedeceğimiz Superdome Flex 280 ile devam ediyor olacak. Ama Super DL560 ürünümüz ise gerek şu anda Cascade Lake ürünüyle ondan sonra bir sonraki Intel işlemciyle beraber de işte Generation Next diyoruz biz ona. Hani Gen 11 mi olur, Gen 10 mu olur? O isimle beraber DL560 devam ediyor olacak. Bir şey mi soracaktın Hakan? Evet abi, ben tabii yanlışım varsa düzelt. Ben ilk 980 ile tanışmıştım. Mission Critical Services diye gelip işte sonra 980 yok size 580 verelim dediler. O da okeydi. Şimdi artık 580 de mi yavaş yavaş gidiyor, onu mu anlıyorum? Dediğim gibi şu anda 580 ile 560'ın hiçbir farkı yok. İşlemci gücü açısından hiçbir farkı yok. Memori kapasite açısından hiçbir farkı kalmadı. Yani Ya bu son dört soket olup işte çalışırken CPU değiştirin. Ya bize öyle satmışlardı Musa abi, şimdi bu finans sistemi. Bize öyle satmışlardı. 980'den bahsedeyim ilk işte, yani sen yıllarını daha iyi bilirsin. Sonra ben 980 iyiydi, bir seri daha alalım deyince 980 yok size 580 verelim dediler. İyi tamam dedim. Şimdi seni dinleyince he, demek ki bundan sonra Superdome isteyeceğim gibi geldi aklıma, ondan Şöyle bir dolayı. şey aslında 980'in devamı olarak şöyle iki ürün oluştu. 980'i 4 soket ve üzerinde ihtiyacı olanlara Superdome Mix olarak biz devam ettirdik.
4 soket bizim için yeterli olan 980 ihtiyaçlarını ise DL580 ile adresmiştik o tarihte. Süper açıklaması. Çünkü, evet. Çünkü DL580'in E7 işlemcilere beraber RAS feature'ları 980'e çok yakındı. Ama DL560 yani E5 işlemci kullandığı için daha bir düşük kalıyordu. O tarihlerde hep DL580 tercih ediliyordu. Hatta hep espri konusu olmuştu biçimizde. DL560 daha az konumlandırıldığı için fiyatı DL580'den daha pahalı çıkıyor diye tercih edilmiyordu. Bir de öyle bir durum vardı yani. Nedeni Sağ ol tamamıyla abi. DL580'in çok satılıp DL560'ın daha az gidiyor olmasıydı. Ama son 2,5-3 yıldır DL580 ve DL560 hemen hemen aynı. Hatta şöyle bir şey oldu. Biz SAP HANA sertifikasyonunu yaparken sadece DL560'ı sertifa ettik. Çünkü işte HANA'da internal disklerin sayısı belli. 24 tane disk takılabiliyor ve fazla fazla yetiyordu. PCI slotları da yetiyordu. 8 slot HANA iş yükleri için. 4U'ya hiç ihtiyaç olmadığı için 2U'luk sunucu olarak HANA'yı DL560'da sertifa etmiştik ve 580'i sertifa etmemiştik. Nedeni de dediğim gibi bu ikilinin arasında bir fark kalmamış olmasıydı. Skylake ve Cascade Lake işlemci ailesine geçişle beraber. Çok teşekkürler. Benim gibi yıllardır takip eden insanları aydınlatmış oldun abi. Sağ ol. Dolayısıyla şimdi yeni dönemde DL560 işte 2021 sonlarına doğru çıkması beklenen Intel'in yeni işlemcisiyle beraber devam ediyor olacak ya da 2022 belki başı. DL580 ise şu anda Cooper Lake işlemciyle Superdome Flex 280 üzerinde kendine hayat bulacak. Çünkü Cooper Lake işlemciyi Superdome Flex 280 dışında hiçbir ürünümüzde konumlandırmıyor olacağız. Yani DL560'ı Cooper Lake'le alamayacaksınız zaten. Bu diğer Anladım abi. üreticilerde de böyle. Cooper Lake 4 soket ve 8 soket olacak şekilde Intel tarafından konumlandırılıyor. Biz de 4 soket ve 8 soket olarak ürünü Haziran ayında duyurduk. Geçen hafta itibariyle bugün bahsettiğim pardon Flex 280'lerinin konfiglerini yapabilir ve fiyatlayabilir hale geldik. Kasım sonuna doğru da ilk siparişler fabrikadan çıkıyor olacak. Dolayısıyla bugün Süper. itibariyle konfig yapılabilir ve sipariş edilebilir bir ürün Superdome Flex 280 ürünümüz Cooper Lake işlemciyle beraber. Şöyle bakarsak dediğim gibi 4 soketin yeterli olmayacağı durumlarda 2 soketle başlayıp 2, 4, 6 ya da 8 soket olarak büyütebileceğiniz bir üründen bahsediyoruz. O anlamda baktığınız zaman işte DL580 4 sokette kalıyordu. 2 soketle başlayıp maksimum 4 sokete büyüyebiliyordu. Superdome Flex 280 2 soketle başlayıp 8 sokete kadar büyüyebiliyor. Her 4 soketlik modül 5U yüksekliğinde yer alıyor kabinet içerisinde ve 64 GB'dan 24 TB'a kadar da memori ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz DRAM olarak, isterseniz Intel'in Optane teknolojisiyle duyurduğu Person Memory dediğimiz memori teknolojisiyle beraber 24 TB'a çıkması için 256'lık DIM'ler ve 512'lik PMEM'ler gerekiyor. Bunların henüz test aşamasında. Bir sonraki duyuruyla beraber konumlandırılabilir olacak. Şu anda 32, 64 ya da işte 128 GB DIM'lerle ve 128 GB ve 256 GB'lık PMEM dediğimiz Person Memory'lerle konumlandırabiliyoruz. Person Memory'nin ikinci jenerasyonunu duyurdu Intel. Her ne kadar satışları ve siparişleri önümüzdeki yılın ortalarına doğru ancak mümkün olacaksa da PMEM tarafında da gelişmeler var. Gibi isterseniz GPU ya da daha hızlı I/O ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz. Çünkü burada her 5 yıllık şasi üzerine 12 ya da 16 tane PCI slot takabiliyorsunuz. Bu da ne demek? Toplamda 8 sokette 32 tane PCI slot'a kadar büyüyebilen bir sunucudan bahsediyoruz. İstemediğiniz kadar grafik kartı ya da işte 100 gigabitlik kartlardan takabiliyorsunuz. Bunların bir diğer özelliği Superdome Flex tarafındaki yüksek güvenin özelliklerini aynen buraya taşınmış durumda. İşte Silicon Root of Trust dediğimiz uçtan uca HP'nin kontrolünde olan bir firmware altyapısından bahsediyoruz. Ataklara karşı ve firmware güncellemeleri sırasında
içinde bir takım tehlikeli kodların olmayacağı şekilde garanti ettiği bir üretim ve operasyon süreci var. Diğer ürünlerimizde olduğu gibi bunu da direkt hani yatırım olarak alabileceğiniz gibi HP'nin as a service hizmetleri kapsamında, GreenLake kapsamında kendi yerinizde ya da tercih ettiğiniz bir data center'da konumlandırıp servis olarak alabildiğiniz de bir üründen bahsediyoruz. Ya da HP'nin finansal servisleriyle kiralama şeklinde de bu ürünleri edinebiliyorsunuz. Şöyle bir bakarsak demin bahsetmiştim. 4 soket 5U yüksekliğinde Intel'in 3. jenerasyon Cooper Lake işlemci ailesi yeniliyor. Cooper Lake'in en önemli farklarından bir tanesi artık UPS sayısı 6'ya çıkmış durumda. Dolayısıyla işlemciler arası throughput'u oldukça artırmış durumdalar. Biliyorsundur yani, scalable sistemlerdeki en büyük sorun soket sayısı, işlemci sayısı arttıkça bunların arasındaki iletişimin UPI üzerinden olmasından dolayı burada olan gecikmeler ve yavaşlıklar olabiliyordu. Intel burada Cooper Lake ile beraber 3 olan UPI sayısını 6'ya çıkarttı. Ben Böylece buna çok şey daha diyorum yüksek. abi, çok sesli bir demokrasi gibi. Yani güzel olabilir ama bazen böyle çok sorunca da çok fazla fikir olur. Bunu ona benzetiyorum. Çok fazla kafa var. Hepsi birden çalışıyor. Bazen çarpışıyorlar diye. Evet abi, çok iyi bildiğim bir şeylerden biri. Hani şey gibi, bu bırak donanımı, Microsoft sistemlerde bile gereksiz RAM verdiğinde mesela operating sistemde bir latency oluşur. Çünkü hani şey gibi abi, gerek yok. Gereksiz bir handle edemediği bir Cache kaynak vardı. yönetimi orada mesela Tabii cache tabii. yönetimi ekstra overhead getirmeye başlıyor. Evet, aynen abi. Çok iyi bildiğimiz çok temel sorunlardan birisi abi. Şimdi burada glueless diye bir kavramdan bahsediyor. Biraz bunu açmakta fayda var. Intel 8 işlemciye kadar paralel çalışacak şekilde chipsetler üretiyor ve bu şekilde ürünler konumlandırıyor. Örneğin işte Gold serisi ürünler 4 sokete kadar ürünlerken Platinum serisi ürünler 8 sokete kadar destekliyor. 8 soketten sonrası için üreticilerin kendi bir takım çözümleri var. Örneğin Superdome Flex ürünümüzün 32 işlemciye kadar büyüyebilmesinin arkasındaki neden HP'nin orada bir kendi chipseti var ve bir bunun için geliştirdiği bir katman var. O katman sayesinde 8 işlemciden daha fazla işlemci, 32 işlemciye kadar birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Glues dediğimiz yapı ise Intel'in kendi chipseti ile olan UPI bağlantılarını kastediyor. Dolayısıyla Superdome Flex'in ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi Superdome Flex 280 glueless bir mimariye sahip. Yani Intel'in chipseti üzerinden bu 8 tane işlemci birbirleriyle haberleşiyorlar. 4 işlemciye kadar kendi içerisinde 8 işlemciye çıktığı zaman da aynen DL980'de olduğu gibi Hakan, burada da dışarıdan bir bağlantıyla bu işlemcileri birbirine bağlıyor oluruz 8 sokete büyüyebilmesi için. Abi biz network'te böyle cascade dediğim sistemleri siz bildiğiniz işlemcileri sonuçlar şey yapmışsınız. İşlemcilerle yapıyoruz Yani onu. ben olayı basitleştiriyorum. İki switch arasında kablo atmak gibi bir mevzuya geliyor. Tabii teknoloji bu kadar basit değil ama anlaşılması adına gerçekten süpermiş abi. Yani Evet, biz orada dediğin hani nasıl gibi tek switch gibi çalışıyorsa switchle birbirine aynen bağladığınızda stack dediğimiz, burada evet. evet stackle, burada da işlemcileri birbirine UPI ile bağladığınız zaman tek bir sistem gibi çalışıyor. Cooper Lake'in Cascade Lake ve Sky Lake'den memori anlamında bir farkı yok. Yine 12 tane dim yuvası var toplamda. Ama 8 işlemciye büyüdüğünüz zaman zaten 96 memori dimine ulaşmış oluyorsunuz. Böylece demin bahsettiğim işte 20 terabaytlara kadar çıkabilen kapasite mümkün hale geliyor. Biraz bu Cooper Lake işlemcisinden bahsederek yine burada da Platinum ve Gold işlemciler söz konusu. Gold işlemcileri kullanabiliyoruz ama 4 sokete kadar olan konfigürasyonlarda kullanabiliyoruz. Yani eğer 8 sokete büyüme ihtimali olan bir Superdome Flex 280 konumlandıracaksak Platinum işlemciyle başlamamız gerekiyor. Aksi takdirde 4 işlemciden sonra kodları çıkarıp yerine Platinum takmak gibi bir zorunluluk ortaya çıkacaktır. Mesela tam da bu nedenle Superdome Flex'te örneğin böyle bir zorunluluk yok. Superdome Flex'te HP'nin kendi chipseti
kullanımından dolayı. Orada Gold işlemciyle de biz 32 işlemciye kadar büyüyebiliyoruz. Burada ise Intel'in chipseti kullandığından dolayı 4 işlemciden sonra Platinum işlemciyle gitmek durumundayız. Yapının büyüyebilir olması adına. 6 UPI linkten bahsettik. 24 tane DDR kanal sayısı var. Buradaki en büyük gelişmeden bir tanesi memori hızlarımız artıyor. Biliyorsunuz Skylake ile beraber 2.6 GHz'lik işlem memoriler kullanılıyordu. Cascade Lake ile beraber bu 2.9'a çıktı. Cooper Lake ile beraber 3.2 GHz'lik işlemciler memoriler artık kullanılabilir durumda. Dolayısıyla SuperDonePlex 280'in önemli farklarından bir tanesi de daha yüksek hızlı memorileri artık konumlandırıyor olacağız. Intel Optane Pulse Memory modüller de yine burada konumlandırıyor olacaklar ama en son duyduğum bunun ikinci nesil olan Pulse memorilerin gelmesi önümüzdeki yıl ortalarını bulacak gibi gözüküyor. Bu arada soru falan varsa Hakan onları da Pür iletirsen. dikkat, pür dikkat seni dinliyoruz abi. Bu arada ben senin ilk Superdome webcast'inde buldum. Nasıl bir hafıza varsa ya, dedim ki Musa abi böyle dedi ama ben hatırlamıyorum dedim. Neden? Çünkü Bilgehan'la yapmışsın. 2018'de yapmışsın abi. Evet. Tebrik ediyorum. Yani neredeyse aradan 3 yıl geçmiş, 2 yıl, 3 yıl geçmiş. İyi hatırladın. Onu da linkini buldum bu arada. Sıkıntı yok abi. Soru da yok. Olursa ben iletiyor olacağım. Tamam. Şu anda kullanabildiğiniz işlemciler işte 8380, 8376 ve 8354 kullanıyoruz. Burada 3. jenerasyon olduğu için 82 yerine 83 artık geldi. Kasketlilikle baktığımız zaman. Sonra da H'yi ekledi Intel. Ayrıcı bir kod olarak. Bildiğiniz gibi L'li işlemciler ve normal işlemciler var artık Intel dünyasında. L'li işlemciler işlemci başına 4,5 TB'a kadar izin veren işlemciler. Normal kodlu H kodu, L kodu olmayan işlemciler ise bir geliştirme yaptı orada Intel. Eskiden 1,1 TB'a kadar diyordu. Şimdi 1,152 GB'a kadar dedi. Bu iyi oldu çünkü işte PMEM'leri kullanacağınız zaman 1 TB'ı bir tık geçiyor diye L'li işlemciye geçmek zorunda kalıyorduk. Şimdi 1,152 ve katları şeklinde hala L'li işlemciye geçmeden kullanma durumumuz oldu. Bir sonraki duyurumuzla beraber de diğer işlemcileri, burada Future diye gözüken işlemcileri de testlerini tamamlayıp kullanıma sunuyor olacağız. Özellikle 8 core'lu işlemcileri Oracle gibi, MS SQL gibi core bazlı lisanslanan veri tabanları için konumlandırıyoruz. Çünkü orada yüksek frekanslı ve düşük core'lu işlemciler tercih ediliyor. İşte 28 core, 24 core gibi işlemcileri de core bazlı lisanslama olmayan ortamlarda örneğin SAP HANA ya da diğer platformlarda konumlandırıyor oluyoruz. Burada işte işlemcilerin temel özelliklerini görüyorsunuz. Bir önceki 28 core 2,7 GHz'ti galiba. Bu 2,9 GHz. Öyle ufak şeyler var, frekanslarda artışlar var ama temel performans farkı UPI sayısının artırılması ve memori bandwidth'inin, memori hızının artırılmasıyla sağlanmış gözüküyor. Yine Gold işlemcilerden tercih ederseniz de şu anda 24 core'lu, yine 16 core'lu işlemciler konumlandırabiliyoruz. Yine burada da L'li işlemciler de var. Daha yüksek memori kapasitelerine ulaşmak isteyen, ihtiyacı olan ortamlar için. Memori kanalı dediğim gibi 3,2 GHz'e çıkması dışında Cascade Lake'le aynı Cooper Lake'in memori mimarisi. Ama 3,2'lik memoriler geldi. 32 GB, 64 GB, 64 GB LRDIMM, 128 GB LRDIMM şeklinde. Bunları mix etmeye izin veriyoruz. Superdome Flex'te daha kısıtlı bir mix imkanımız vardı. Burada daha esnek biraz daha esnek mimaride mix edebiliyoruz. Bir sonraki jenerasyon 128 GB ve 256 GB'lık Pulse memorileri destekliyor olacaklar. Yine orada da Intel'in belirlediği bir takım oranlar var. 1'e 1, 1'e 2 gibi o oranlara uymak gerekiyor. Bu arada bu ürün SAP HANA tarafında
sertifa edilmiş, 8 işlemciye kadar sertifa edilmiş tek ürün şu anda. Rekabette 4 işlemci sertifikasyonunu alabilenler de var ama 8 işlemciyle sertifa olmuş tek ürün bugün Diğer itibariyle. üreticiler de dahil mi abi? Yani Diğer dünya işçilerde, bütün dünyada diğer işçilerde dahil şu anda en fazla 4 işlemciyle bunu sertifa edenler ve ürünler var. Bazı üreticiler 8 sokete çıkabildikleri halde Cooper Lake ile beraber çıkınmamaya ve duyurmamaya karar verdiler. Örneğin 4U'da 4 soket, 8 soket veren üretici vardı. Buradaki yüksek enerji, yüksek güç ihtiyacından dolayı 4U'da 8 soketi veremeyecekleri için 4 sokette kalma kararı verdiler. 8 Anladım. soketlisini duyurmayacaklar. Bildiğim kadarıyla hani çok da şey değil. Bunlar public bilgiler. Hani Fujitsu'nun, Lenovo'nun, Huawei'in 4 soket ürünleri var. Duyurdukları Cooper Lake ile beraber. Ama 8 soket olarak dediğim gibi şu anda sadece biz bunu duyurmuş Güzel ve bilgi abi. Teşekkürler. desteklemiş durumdayız. 256'lık BİM'ler bekleniyor ama biraz daha testleri devam edecek. Bir de 256'lıklar nasıl 128 GB'lar iki tane 64'ün iki katı fiyatlardaysa herhalde 256'larda üretim teknolojisi hala farklı olduğundan dolayı oldukça yüksek maliyetli olacak gibi gözüküyor. Bu nedenle de Burst Memory orada daha bir ön plana çıkacak memory ihtiyaçları açısından. Bu arada geçen gün bir şeyle katıldım survey'e. Hani önümüzdeki dönemde memory mi daha kritiksin için yoksa işlemci mi sunucu başına gibi bir soru gelmişti. Ben memory dedim orada. Çünkü işlemciler yeterince güçlendi ve darboğaz oluşturmuyorlar çoğunlukla. Ama memory, özellikle in-memory uygulamaların veri tabanlarının ortaya çıkmasıyla beraber daha bir ön planda gibi gözüküyor. Bilmiyorum diğer arkadaşlar sizler ne düşünürsünüz? Abi katılıyorum. Yani aslında bu tabii ki her şirketin iş ihtiyacına göre değişen bir şey olmakla beraber anketlerde geneli yansıtmasıyla ünlüdür. O yüzden benim de genelde sektörden aldığım feedback benzer abi. Memori değil mi? Evet abi. Evet. Bu işte I/O yapısına baktığınız zaman bu bir tane demin bahsettiğim 4-5 U'luk şasilerden bir tanesi. Bunun üzerinde 4 tane işlemci, 16 tane PCI slot takılabiliyor. Disk sayısı biraz artırıldı. DL, işte Superdome Flex'te 4 taneydi. Burada artık daha fazla disk takabiliyoruz. 16 tane PCI slot her bir şasi için 8 işlemcide 32 PCI slota kadar büyüyebiliyor. İşte 8 tane Nvidia Quadro GPU takabiliyorsunuz mesela burada. NVMe, SAS, SATA disk tiplerini konumlandırabiliyoruz. 4 soketlik bir yapıda işte 10 taneyken 8 sokete çıktığınız zaman 20 taneye kadar da diski ya da NVMe drive'ı konfig edebiliyorsunuz bu ürünlerle beraber. Şimdi bu ürünlerin diğer ürünlerden ayrılan standart x86'dan ayrılan temel özelliklerden bir tanesi bu. Yani DL580 Superdome Flex 280 olurken aslında geçmişte DL980'de ya da Superdome Flex ürünlerinde var ola gelen bir takım RAS özelliklerini de buraya taşımış durumdayız. Bunlar neler diye baktığınız zaman hani redundant komponent anlamında evet diğer DL580'de ve diğer standart ProLiant ailesinde de redundant komponentler var. Bunlar fan'dır, power supply'dır vesaire. Ama burada çok ciddi bir şekilde bizim RISC tabanlı sistemlerden ve Superdome-X ailesinden gelen reliability, availability özellikleri ve servis kolaylığı özellikleri de barındırıyor. İşte memori özellikleri standart x86'lara göre daha yüksek rezilyans özellikleri. Firmware first diye bir architecture bunlar da var. Daha işletim sistemi direkt etmeden problemi önlemeye yönelik takım aksiyonları sistem otomatik olarak kendisi alıyor ve yapabiliyorsa bir takım önleyici aksiyonlarla makinenin crash etmesinin önüne geçip çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Bunlar ne olabilir? İşte çok fazla single bit error geldiği ve hataya dönüşüp makinenin crash edeceği anlaşılan bir memori alanını kullanım dışına çıkartmak olabilir. Bir işlemci core'unu aynı şekilde dışarı çıkarmak ya da işlemcinin cache'ini ve core'uyla beraber dışarı çıkartmak ve makinenin sağlıklı çalışmaya devam etmesini sağlamak olabilir.
Analiz Engine dediğimiz bir özellikle problemin nokta atışı yerini tespit etmeye yönelik bir takım raporları üretebiliyor. Bunun üzerinde de işte standart işletim sistemiyle ilgili gelen özellikler, HP'nin Service Guard for Linux Cluster çözümüyle evlilikin artırılması, HP Pointnext servisleri ve partnerlarımızla beraber uçtan uca bu ürünün desteğini kendi içindeki bir takım yüksek özelliklerle birleştirerek daha yüksek availability sürelerini sağlayabiliyoruz. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse, şurada vardır ona benzer şeyler. Örneğin burada işte firmware first dediğimiz özellik standart x86'ların çoğunda yok. Hani error logging var ama belli bir aşamaya kadar. Burada self healing analiz engine ile beraber şüpheli görünen ürünün kapatılması ve bir sonraki reboot'ta disable edilerek sunucunun çalışmasına olanak veren bir takım mekanizmalar var. Geçenlerde başımıza geldi. Bir müşterimizin DL580'inde bir problem olmuş. Eski supportçu olduğum için zaman zaman hala beni arıyorlar. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Sunucu habire reboot ediyor. Yani açılıyor. Bir süre sonra tekrar reboot ediyor. Tekrar reboot ediyor. Dolayısıyla servis gelinceye kadar ve ilgili parça değişinceye kadar makineyi kapalı tutmak durumunda kaldılar. Oysa bu sorun bir Superdome Flex ya da Superdome 280'de olsaydı, ki orada örneğin bu problem memory ile ilgili ortaya çıktı daha sonra, buna neden olan şey memory'di. O memory dimini tamamıyla disable edip kapatıp sistemden bir sonraki reboot'ta o olmayacak şekilde, o kapalı olacak şekilde ve makine crash etmeden çalışmasına devam edebilme gibi özellikleri olacak. Dinliyorum. Ben şöyle bir yorum yapıyorum ona abi. Mal çok olunca yani dim diyorsun bir sürü sağ dimler yatmış CPU'lar sonra şaka bir yana. Yani dediğim gibi böyle 985-80 geçmiş tecrübemden diyorum. Mal çok olunca abi ne onda arıza var kapatın onu ya kapatın gitsin şimdi. Tabii küçük işletmelerin sunucularında zaten minimum dim var veya o slotu kapatamıyorsun veya kapatsan ne yazık ki üzülerek söylüyorum ama yani açılan makinedeki atıyorum sanal makineler açılmayacak çünkü %60, %70 Evet. utilizasyon var. Gerçekten bu makinelerin aslında olayı bu. Yani hani böyle kritik iş sunucuları diyoruz ya gerçekten kritik Evet. işler için durmaması gereken işte biraz önce sen kolay bir şeymiş gibi anlattın ama alıştığın için çalışırken CPU değiştirmek gibi gerçekten kritik işlerin durmaması için dizayn edilmiş donanımlar. O yüzden sen anlatırken ben bir yandan aklıma o geldi. Yani mal çok olunca tabii Musa abi dağıtıyor. Kapat CPU'yu. Ya boş ver 4 tane var biri yatsın. Alın bunu buradan. Alın alın diye. Ya şöyle bir Eyvallah. şey. Şimdi orada örneğin hangi modde problem olduğunu analizi yapılsa ve görülse belki onu direkt BIOS'tan kapatmak da mümkün, ama henüz analiz yapılmadığı için problemin nerede olduğu bilinmiyor. Bizim servis analiz yapıp şu diyecek. O zamana kadar habire makine crash ediyor. Ama Tabii dediğin gibi tabii. hani 3 TB'lik bir sunucuda bir tane 64'lük dimin arızalı olması geri kalanların çalışmasına engel bir şey genellikle oluşturmuyor. Evet, evet abi. Önemli olan günümüzde availability, yani makinenin çalışıyor durumda olması temel amaç. O nedenle yüksek availability özellikleriyle bu ürünler ön plana çıkıyorlar. Burada hani demin bahsettiğim senaryoları birebir, hani örneğin bir hata olduğunda standart x86'da ne oluyor? Burada ne oluyor? Onun örneklerini koymuş durumdalar. İşte BIOS seviyesinde bunun analizi yapılıyor. Hem HP'ye arıza kaydı açılırken arka taraftan da bu fatal hatanın nereden kaynaklandığı tespit edilip o birim disable ediliyor ve makine reboot ediliyor otomatik olarak. Ki bir sonraki reboot'ta bu sorunlu kısım devre dışı kaldığı için sunucu çalışmaya devam ediyor. Ta ki HP ya da servis partneri gelip o planlı bir şekilde kapatıp sunucuyu, o problemli üniteyi yerinde değiştirip tekrar enable edinceye değil. Değil. Ha, çünkü temel iş yükü hedeflenen iş yükleri SAP HANA, Oracle, Microsoft MS SQL, çok az da olsa hala x86 dünyasında IBM DB2 örneklerini verebiliyoruz. HP'nin Service Guard diye HP Unix dünyasından Linux dünyasına port ettiği bir cluster çözümümüz var. Bu cluster çözümü
Diğer platformlarda olduğu gibi burada da destekleniyor Linux ortamında. Bununla ilgili çözümleri de sağlayabiliyoruz. Güvenlik günümüzde çok önemli. Bunun altını tekrar çizmekte fayda var. TPM 2.0 default olarak geliyor. Yani diğer standart x86 bu opsiyoneldir biliyorsunuz. Ayrıca alınan bir şey. Bu sonuç çok kritik ortamlarda kritik görevler göründüğünden dolayı TPM 2.0 modülü band olarak sağlanıyor. Silicon Root of Trust özelliğiyle bütün çip dizaynından üretimine kadar her şey HP'nin kendi kontrolünde ve uçtan uca HP tarafından yapıyor. Dolayısıyla ataklarda ya da bir takım hileli firmware'lerle makinenin BIOS'unu değiştirmeye yönelik aksiyonlar doğrudan baştan engellenmiş ve durdurulmuş durumda. Supernode 280 ile beraber. Yönetim açısından baktığınız zaman OneView ile yönetebiliyorsunuz. HP Insight Remote Support destekleniyor. Ya da open source bir yönetim platformunuz varsa oraya çok rahatlıkla OpenStack ya da Redfish bunu entegre edebiliyorsunuz ve yönetimini onlar üzerinde yapabiliyorsunuz. Superdome Flex 280'in. Bunlar Superdome Flex'te de olan standart özelliklerdi. Superdome Flex 280'e de taşındı ve OneView ile yönetimi, Insight Remote Support'la hataların loglanması ve izlenmesi gibi fonksiyonları yerine getirebiliyoruz. Bir fark var. Bunu aslında arkadaşlara iletmekte fayda var. HP ProLine sistemlerini yönetmek için ILO'ya alışıksınız ve ILO üzerinden hep bunları yönetiyorsunuz. Bu sunucuda ILO yok. En büyük değişiklerden bir tanesi bu. ILO'yu sevenler ve orayı özleyenler için yeni bir platform var burada ve onu öğrenmek gerekecek. Ama çok güzel bir web GUI yapmışlar. Eskiden yoktu Superdome Flex'te. Superdome Flex 280 ile beraber bu web GUI geldi. Bu web GUI üzerinden ILO'ya benzer şekilde buradan da ürünün yönetimini yapabiliyorsunuz, setup'ını yapabiliyorsunuz. Buradaki yönetim arayüzümüz RMC, Rack Management Controller sistemi. Bu kendi üzerine ERMC olarak eklenmiş durumda BIOS'a. Superdome Flex'te 8 işlemciye kadar ERMC kullanabiliyorduk. 8 işlemden sonra RMC diye ayrı bir yönetim modülü geliyordu. Burada 8 işlemci hedeflendiği için ERMC ile yönetebiliyoruz ve bütün setup'ını, ayarlarını, RAID ayarından memorisine, her türlü ayarı buradan yapabiliyoruz veya CLI ile Redfish ile entegre edip oradan da yapmanız mümkün. Virtual Media'yı Sorabilir miyim abi? tabii ki. Sence bu ILO'nun dönüşümü olacak mı? Yani sadece Superdome'da mı olacak yoksa diğerlerinde de bu dönüşüm olacak mı sence? Hayır, ILO devam ediyor ve ProLiant ailesinde temel olarak kalmaya Okay. devam edecek. Hatta yani RMC zaman içerisinde ILO'ya daha benzeyerek, yaklaşarak devam ediyor olabilir. Superdome Flex farklı bir ürün grubu olduğu için RMC orada vardı ve o devam ettiriliyor Superdome 280 ile beraber de. Ama birbirine çok yaklaşacak bir ürünler. İkisinin iyi özellikleri alınıp belki tek bir ürün olarak değişebilir ama bu ilo olur eğer olacaksa da. Tamam, süper, sağlandı. Evet. Herkes Dolayısıyla yerine ben herkes yerine soruları soruyorum yalnız. örneğin burada şöyle bir güzellik var. Biliyorsunuz ILO'da Advanced ILO diye ayrı bir lisans alınması gerekiyordu. Hani Remote Management Tabii Console'un tabii. grafik olarak Tabii. alınması için mesela örneğin. Burada ise öyle bir lisansa ihtiyaç yok. Bütün özellikleriyle standart olarak geliyor RMC. Evet, dediğim gibi OneWeb'le ya da Redfish'le izleme ve yönetim işlevlerini gerçekleştirebiliyoruz. Firmware management'ı, BIOS management'ı, OneWeb Remote Support, otomatik case açılması gibi işlevler. Aynen diğer ProLiant ürün ailesinde olduğu gibi burada da buyurun. Yok, tamam, sonda abi. 6 tane soru birden aldım da istek sana özel peçeteyle soru geldi abi. Evet, Yok yok, alayım. Ha, sonda abi. Bayağı sonda peçeteyle soru geldi WhatsApp'tan. Musa mı? abi sorar mısın diye bekliyorum şimdi. Yani şöyle bir özet hani yapmak gerekirse dediğim gibi Intel'in 3. jenerasyon Cooper Lake ürün ailesi konumlandırıyoruz bu ürünle beraber.
Her bir 4 soketlik şasi 5U yüksekliğinde Intel chipset kullanılıyor alt tarafında. Ayrı bir chipset yok. 24 TB'ye kadar memori verebildiğimiz, Intel'in yeni jenerasyon 200 serisi Purse memorileri kullanabildiğimiz yeni bir oyuncumuz var sahalarda diyelim. DL580'den daha geniş özelliklere sahip, daha fazla büyüme özelliklerine sahip. Superdome Flex'in de yavrusu gibi isimlendirebileceğimiz, oradaki bütün kritik özellikleri buraya taşıyabildiğimiz bir özellik, ürün ve çözüm. Hani temel fark Superdome Flex'e ne diye bakarsanız, bile Superdome Flex 32 işlemciye kadar büyüyebildiği için ve HP'nin kendi chipseti ve oradaki çözümü kullanımından dolayı NPAR dediğimiz şekilde partitionlara ayrılabiliyordu. Yani siz 32 işlemci olarak alıp bunu 4'lü, 8'li, 12'li işlemci şeklinde bölümlere ayırabiliyordunuz. Burada ise zaten 4'lü, 8'li şekilde olduğu için toplam tekrar bir partition özelliği yok. 4 ya da 8 işlemci olarak tek bir sunucu olarak kullanabiliyorsunuz. Oldukça geniş I/O özellikleri var. PCI slot anlamında, disk ihtiyacı anlamında. RAS özelliklerini Superdome Flex'ten babasından aldığı için aynen içerisinde barındırıyor. Yüksek güvenlik özellikleri ve Evolute özellikleriyle iş kritik ortamlarda DL580'in yeterli olmadığı, hem RAS anlamında hem işlemci kapasitesi, memori kapasitesi anlamında yeterli olmadığı durumlarda ön plana çıkacak bir ürünümüz. Standart HP servisleri, danışmanlık servisleri, kurulum, eğitim ya da operasyonla ilgili servisleri beraber konumlandırabiliyoruz. HP'nin gelip kurması, bir eğitim ihtiyacı olduğunda eğitim birimi tarafından bunun eğitiminin sağlanması ya da bir takım operasyonel destek ihtiyaçları varsa bunu GreenLake'le servis olarak almak mümkün. Data Center Care kontrat içerisinde bütün ortamımızın HP tarafından izlenmesi ve yönetilmesi mümkün. Böylece bütün şu ana kadar HP portföyünde olan standart servisleri burada da sağlayabiliyoruz. GreenLake duymak olanlar için bizim as a service modelimizin adı. HP kendisi artık bir servis şirketi olarak konumlandırıyor. Cloud'a benzer deneyimleri kazanmak adına siz bu ürünleri isterseniz satın alabileceğiniz gibi isterseniz servis olarak da alabiliyorsunuz. Bu sayede bunların yönetimi, ihtiyaç olduğunda büyütülmesi gibi kaynakları sizin harcamanız gerekmiyor. HP bunu sizin adınıza buradaki hizmetleri yürütebiliyor ve ihtiyacınız olduğu zaman da bunları büyütebiliyor. Güncellenmesi gerekiyorsa güncelliyor, firmware ya da I/O upgrade yapılması gerekiyorsa bunları yapabiliyor. Bütün bu ürünleri servis olarak da alabiliyorsunuz. Üstelik cloud'da olduğu gibi belli bir yerden değil, siz kendi istediğiniz bir yere tutarak bunları hizmet olarak alabiliyorsunuz GreenLake kapsamında. Ciddi avantajlar hani örnek verebiliriz. Burada IT'ci arkadaşlar var. Bir şey alırken hep büyük olsun, bir daha almak zorunda kalmayalım diye %40-50 büyük kapasite alınır çoğunlukla. İşte GreenLake'le aldığınız zaman ihtiyacınız neyse o kadar alıyorsunuz. Yani 100 TB, işte örneğin 4 soketli ihtiyacınız varsa bu makineyi 4 soketli alıp ihtiyaç olduğunda 6 ya da 8'e büyütebilirsiniz. Böylece baştan 8 soketli almanın maliyetini katlanmamış olursunuz. Bu %30'lara yakın bir CapEx saving anlamına geliyor. Çünkü belki de siz o kapasiteyi hiç kullanmayacaksınız ömrü boyunca. Boştan yeri almış olacaksınız 8 işlemciyi. Oysa bunu hizmet olarak işte 2 soketle veya 4 soketle başladığınızda ve ihtiyaç oldukça HP'se bunu ekledikçe çok daha ciddi avantajlar sağlayabiliyorsunuz. Ben de Yeniden bir satın... buraya çok özür diliyorum abi. Ben de bir örnek vereceğim. Bazen de şöyle çayını soğuttuk biz senin. Yok, sorun yok. Bazen de şöyle bir sorun oluyor. Ne yazık ki 0-5 yıllık alındığı için genelde bu donanımlar. Evet. Hani böyle kullandığın kadar öderim modeli olmadığı için bunu bizzat yaşayan bir danışman olarak söylüyorum. Bazen de acı çekiyoruz. Neden abi? Ya yer, ya performans, ya yerimiz bitiyor, ya performansımız. Bir projenin çıkması, projenin bütçelenmesi, işte bütçelendikten sonra işte vendorlarla görüşülmesi, tekliflendirilmesi, her şey bitse dahi ya bugün dese ki tamam ya imzayı attık 4-6 haftada storage geliyor. Aynen Kurulması öyle. bilmem ne. Şu anda birkaç tane projemde
benzer sorunlar var. Acı çekiyoruz, projeyi ilerletemiyoruz. Çünkü storage performansından dolayı mesela işte backup alınıyor, işlerimiz duruyor. Bu da aslında bir sorun. Sadece Tabii. atıl kapasite değil, TA'nın da senin ihtiyaç duyduğun performansı. Yani düşünebiliyor musun? İç müşterin diyor ki yavaş çalışıyoruz. Çok net yavaş çalışıyoruz ve bunun çözümü yok. Niye? Çünkü USB disk takamazsın. Bir plan proje yapmışsın kurumsal Tabii. plan çerçevesinde ve bunun da belki çözümü hani şunu dönüyorsun 3 ay bekleyeceksin. Nasıl ya? Çünkü bu süreç böyle hani abi git Kadıköy Yazıcıoğlu'ndan 2 tane USB disk tak mevzusu olmadığı için bir de böyle bakmak lazım. Yani sadece atıl kapasite değil bazen de ihtiyacın olduğu anda kendi bunu Green Lake modelinde ya bakarsın kapasite atıyorum %40 kaldı, %30 kaldı, %20 kaldı dersin kardeşim kapasiteyi arttır. Hani bunun için ben Green Lake aldım. Ama ne yazık ki şeyde onu yapamıyoruz. Geleneksel satın almalarda onu Evet. yapamıyoruz. Buradaki %65 tam da buna karşı geliyor Hakan. Burada shorter time'da deploy projeleri dediği şey bu. Yani siz bunu izlemek ve yönetmek durumunda yeniden satın almaya çıkmak durumunda kalmıyorsunuz. Baştan yaptığınız anlaşma çerçevesinde belli bir kapasiteye ulaştığı zaman HP geliyor size oraya ek kapasite koyuyor. Hatta daha baştan bir takım spare kapasiteler koyup onları size faturalandırmıyor ve kullandığınız zaman faturalabiliyorsunuz. Dolayısıyla ihtiyaç olduğu anda bunu hemen kullanabiliyorsunuz. Buradan ciddi bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Bunları operasyonunu siz yapmak yerine HP'ye bırakıp siz operasyonunuzu daha değerli, daha farklı işler için harcayabiliyorsunuz. Oradan dolayı yani keeping the lights on dediği makinelerin ayakta kalması için, çalışması için de bir efor harcamak gerekiyor. Onları bizim arkadaşlara yaptırabiliyorsunuz. Böylece de kendi internal IT takımlarınızı daha verimli ve daha produktif, daha yüksek getirisi olan ya da çıktısı olan işler için kullanabiliyorsunuz bu servisler, bu tür servisler sayesinde. Özellikle hani cloud'da çıkmayla ilgili bir takım endişeleri olan ortamlar için GreenLake kendi yerinizde cloud deneyimi yaşatabildiğimiz bir çözüm diye konumlandırıyoruz. Evet, benim temel olarak anlatacaklarım bunlar Superdome Flex ile ilgili. Sorusu olan arkadaşlar her zaman hani bana Ben ulaşabilirler. ileteyim abi soruları sana hızlıca. Şimdi aslında 6 tane sorumuz var ama birine cevap verdin. Bu özellikle remote management için web GUI yönetim lisansı var mıydı sorulardan birisi. Onun olmadığını söyledin zaten. Hani ILO'daki Evet. gibi örnek de verdin. Advanced. Advanced ILO Evet, gibi ayrı bir evet, lisansa evet, gerek yok. evet. Burada bütün özellikler band olarak geliyor. Grafik olarak boot ekranının alınması, uzaktan kapatıp açma, firmware upgrade, her türlü işlevi yapabileceğimiz lisanslar ürünle beraber bundle. Çok güzel Okey. de bir GUI hazırlamışlar. Ben beğendim. Süper. Üçüncü nesil işlemciler Superdome'lara ne zaman gelecek? Üçüncü nesil işlemciler Superdome Flex'e gelmeyecek. Bir sonraki işlemci neydi onun tam adı? Yeni bir Skylake mimariden sonra Intel yeni bir işlemci mimarisi üzerine çalışıyor. Adını tam hatırlayamadım ya. Bir dakika şuradan belki bulabilirim. Ama özet olarak gelmeyecek. Tamam. Superdome Flex Cascade Lake'ten sonra Cooper Lake'le devam etmiyor olacak. Cooper Lake sadece bu üründe Anladım. konumlanmıyor olacak. Üçüncü nesil işlemciler ProLiant sunucuları ne zaman gelecek? Gelmeyecek. Bana tuzak Evet. sorular iletilmiş olabilir. İki soket incremental büyüme dedi Musa abi. Yani 6 CPU'lu sunucum olacak mı? Evet. Evet. İlk firmware'de değil ama bir sonraki firmware'de önümüzdeki Şubat Mart gibi beklediğimiz firmware ile beraber 6 işlemcili de destek hale gelecek. Şu anda 2, 4 ve 8 destekleniyor. Ama 6 işlemciyle de bu ürün desteği olacak. Tamam. Dolayısıyla 4'ten 8'e çıkmak zorunda kalmayacaklar. Önce Evet. 6'ya çıkıp ihtiyaç olursa 8'e çıkabilecekler. Süper. Safir değil mi? Bu yenisi Safir herhalde. CPU tarafında Intel. Evet ha evet. Tamam. Bir şey Tamam. safir, bir tek başına safir değil ya. Safir bir şeydi de. Abi şu anda Yok deli trolleniyor olabiliriz. gayet Peki dördüncü güzel. Doğru eyvallah. bilenler hemen yardımcı olsun ben hani. Tamam, süper. Dördüncü soru. Memory Protection RAS feature'larında Xeon'lardakine ilave özellik var mı?
Evet, Superdome Flex'lerde yine Xenon şu andaki Superdome Flex kasketlikler. Orada bir takım ek özellikler vardı. Aynı özellikler burada devam ediyor. Tamam, süper. Son sorumuz Ha işte Safir Rapid. Tüm Safir arkadaş teşekkür ediyoruz. Ona bir hediye Rapid'miş gönderelim. bu arada. Ben özelden yazacağım sana abi. VMware ortamlar için öneriler mi? Evet, bu soruda benim favori sorum vardı. Güzel bir soru. Yani hep Evet. biz ne kadar dönüp dolaşsak da tamam, SAP başımızın üstünde yeri var. İşte Docker, Kubernetes, işte trend gidiyor ama Türkiye'nin bir gerçeği abi, ben de işte 30 tane 40 tane sanal makine var. İşte VMware var. Soru bu. VMware ortamlar için önerilerim. Evet, olması lazım şeylerimizde VMware. Bakın burada sunumda VMware destekleniyor. Yani şu anda bu üründe VMware'de 4 işlemci olarak, hani 8 işlemci yok da destekleniyor ama hani 8 işlemciyi cluster ortamında koyar mısınız? Hani bir not gittiğinde bu ürün gitmediğini söylediğimiz bir ürün. En büyük özelliği o. Ama bir şekilde planlı da olsa ürünü kapattığınızda 8 soketi birden kaybetmek anlamında hani çok yüksek soketli, yüksek korulu notlar VMware ortamında ya da hypervisor ortamında çok önerilmiyor. Ama evet, VMware ürün desteği var. 4 soketli ve 8 soketli olarak sanallaştırabilirsiniz bu ürünü ve gözünüz arkada kalmayacak şekilde kullanıma açabilirsiniz. Ben buna özellikle böyle telekom, GSM, hani yüksek işte bir makine isteniyor mesela. Abi 1 terabayt RAM. Abi sanal makine, evet 1 terabayt RAM istiyor mesela. Böyle rahatlıkla bu ortamlarda çalıştığım için bu tür bir iş ihtiyacı olan yerde böyle fiziksel sunucular olmalı ki tamam abi veriyoruz diyebilelim. Öbür türlü host'un zaten 1 TB RAM'i var. Adam 1 TB RAM'li sanal makine isteyince kafa karışıyor. Fiziksel mi istedi acaba? Ne dedi falan oluyor böyle. Yanlış hatırlamıyorsam VMware 7.0 ile beraber 12 TB memori desteği mi geldi? Öyle bir şey var. Dolayısıyla oraya kadar VMware'in desteklediği memori kapasitesine kadar VMware'de konumlandırabiliriz. Tamam, süper abi. Bütün soruları cevapladık. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu. Ve Umarım şeyi güzel hatırla... olsun. Yok yok, çok güzel oldu abi. Benim için de çok keyifli oldu. Yani benim de böyle hem müşteri tarafında hem danışma olarak dirsek temasında olduğum ürünlerden hatırlamam, hani diyorum ya sana 980'ler dedim, Evet, çok 580'ler doğru, çok güzel dedim. hatırladın. Yani 980'in birebir karşılığı gibi düşünebiliriz kaç yıl sonra. O Gen 7'de Eyvallah. bitmişti. De 980 Gen 7'den sonra refresh olmamıştı. Gen 7'ler de herhalde 2015-2016 gibi falandı değil mi? 4-5 yıl sonraki Tabii. 980 gibi Tabii tabii düşünebiliriz abi. yani. Ya benim de anılarım var, o yüzden güzel diyorum. Bir de şey çok iyi, yani hani böyle bildiğin stack mantığı, onu takıyorsun üzerine, bir Evet. tane daha takıyorsun. Bizim network'te yaptığımız mevzuyu sizin 4 Evet. seket sunucularda yapmanız çok güzel. Evet. Abi çok teşekkürler. Tüm sorularımızı cevapladık. Vaktimiz de hatta birkaç dakika geç başlamıştık ama birkaç dakika da erken bitiriyoruz. Süreyi de çok iyi kullandık. Tabii tecrübeyle alakalı. Çok teşekkür ediyorum abi. Kapanış için son sözü sana bırakıyorum. Ondan sonra web kesimizi sonlandıracağız. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlara katıldıkları için. Umarım faydalı olabilmişimdir. Devamında projelerinizde ya da ihtiyacınız olduğunda bana ulaşıp gerek konfigürasyon anlamında gerek diğer özellikleri anlamında her zaman yardım isteyebilirsiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum bir sonraki webcast'imizde. Peki abi, çok teşekkür Peki. ediyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. İyi Görüşmek günler üzere abi. diliyorum Sağ ol, herkese. sağ ol.